Ya Öcalan'ın önemi tabii ki çok değerli bir yerde duruyor kendisi. Türkiye ve Orta Doğu'da uzun yıllardır devam eden bir savaş söz konusu ve savaşa karşı barış önerisi, barış teklifi sunan kişilerden birisi de Sayın Öcalan. Aynı zamanda en ciddi şekilde çözüm önerileri sunan kişilerden biri de yine Sayın Öcalan. Bu nedenle barışa duyulan ihtiyaç ve barışa olan özlemden kaynaklı kendisi çok değerli bir konumda ve üzerindeki tecridin kırılması bu nedenle halklar için de önemli. Biz hukukçular için neden önemli? Aynı şekilde aynı gerekçe bizim için de tabii ki geçerli. Barışta savaşın son bulması ve barışa sunabileceği katkılar nedeniyle bizim için de önemli ama bir de şu yönü var. Tecrit aynı zamanda bir insan hakkı ihlali. Ve kime uygulanırsa uygulansın. Sayın Öcalan'a da uygulanırsa insan hakkı ihlalidir. Sıradan bir tutsağa uygulandığında da insan hakkı ihlalidir. Bu yönüyle barışa olan ihtiyaçın yanında hukuklara, evrensel hukuka ve yasalara uyması açısından da tecritin son bulması ve Sayın Öcalan'ın gerek avukatlarıyla gerek ailesiyle iletişim kurması bu yönüyle de bizim için önemlidir tabii ki. 28 ay son iletişimi kurulduğu tarih. Ondan önce de 2011 yılından sonra uzun yıllar avukatlarıyla asla görüşmesine izin verilmedi. Daha sonra 2019 yılında gerçekleşen bir açlık grevi eylemleri süreci vardı ve onun neticesinde avukatlarıyla görüşmeye sağlanabildi. Ama bu da bir nevi açlık grevlerini sonlandırmak amacıyla gerçekleştirilen bir durum ve sürekli kazanamadı maalesef. Avukatıyla son görüşmesi yine 2019 yılına ait. Ailesiyle son görüşmesi 2020 yılında gerçekleşmiş. Ailesiyle ya da dış dünyayla iletişimi ise ki telefon etmek suretiyle gerçekleşmişti 2020 yılına ait. Sizin söylediğiniz 28 ay aslında buraya ilişkin bir durum ve 2021 yılında bir 4 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor ailesiyle. Ondan sonra da bir daha tekrar kendisiyle iletişim sağlanamadı. Yani 28 ay demek o açıdan doğru değil. Çünkü 2011 yılından bu yana sistematik olarak ve sürekli kazanan bir tecrit söz konusu. Zaten kaldığı hapishanenin koşulları bir tecrit sistemidir. İmralıada hapishanesi diyoruz kendisine ve zaten ağır tecrit altında, zaten dış dünya ile ilişkisi kesilmiş durumda ama bununla birlikte buna ek olarak en temel hakkı olan avukatlarıyla görüşme hakkı ve ailesiyle görüşme hakkı da çok uzun yıllardır çok sık bir şekilde ihlal edilmekte. Hatta sık şekilde ihlal edilmek demek de yanlış. Nadiren izin veriliyor. Ve bu hukuki olarak açıklamak mümkün değil bu arada. Hukuken zaten kabul edilir bir şey değil. Hukuk ve yasalar açık. Her hükümlü, her tutuklunun sahip olduğu haklar Sayın Öcalan için de geçerli. Bu arada Ada Hapishanesi'nde sadece Sayın Öcalan değil, başka tutsaklar da var. Bunlarla hiçbir şekilde iletişim kurulmuyor. Zaten konu hukuk değil. Burada siyasi bir karar var ve kendisinin dış dünya ile iletişimi koparılmak istenmekte. Bunu da dediğim gibi hukukla değil siyasetle açıklarsınız. Siyasi irade bugün buna izin vermeyerek kendisini tecrit altında tutmak istemektedir. Biz insan hakları savunucularıyız. Biz insan hakları mücadelesi yürüten hukukçularız. Burada yıllarca kişinin hukuka erişimi, avukatına erişimi engellendiğinde buraya tabii ki ses çıkarmamız gerekiyor. Zaten bu gündem olması gereken husus bu değil. Gündem olması gereken buna ses çıkarmayanlar, buna ses çıkarmayan hukuk kurumları, buna ses çıkarmayan hukukçular, buna ses çıkarmayan barolar, buna ses çıkarmayan herkes aslında gündem olması gerekiyor. Evet, biz buna karşı bazı girişimlerde bulunduk. Hem üyesi olduğumuz Özgürlükçü Hukukçular Derneği olarak hem de başka hukuk kurumlarıyla birlikte 2022 yılında 775 avukatla birlikte Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisiyle görüşme talebinde bulunduk. Ama bu görüşme talebi tabii ki de kabul edilmedi. Yine Avrupa'dan hukukçular 350 tane hukukçunun imzasıyla bir görüşme talebinde bulunuldu ve avukatlarıyla aynı zamanda görüşmesine izin verilmesi talebinde bir metin yayınlandı. Bu da kabul edilmedi. Orta Doğu'daki avukatlar 756 avukat hukukçunun imzasıyla aynı şekilde kendisi ve avukatlarıyla görüşme sağlanması amacıyla bir çağrıda bulunuldu ama yine bu da kabul edilmedi. Zaten Hasan Hukuk Bürosu kendisinin avukatları düzenli olarak kendisiyle görüşmek için talepte bulunuyor ama ısrarlı bir şekilde bu
talepler ya reddediliyor ya da cevapsız bırakılıyor. Bundan sonra yine hukukçular ve Aslı Hukuk Bürosu özellikle bu sorunların giderilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'yla bir görüşme talebinde bulundu yakın zamanda. Ancak bu da cevap bulamadı. Bunun yanında biz uzun süre taleplerimize olumlu dönüş yapılmadığı için barolardan aslında girişimde bulunmasını istemiştik. Yakın zamanda yine biz İstanbul'da İstanbul Barosu ile bir görüşme talebinde bulunduk bu konuda. Hem görüşme talebinde bulunduk hem de bu konuda bir adım atması için de aslında talepte bulunmuştuk. Uzun yıllardır hapishanede görüşüne izin verilmeyen bir mahpus söz konusu avukatlarının, ki bu avukatlar aynı zamanda İstanbul Barosu üyesi avukatlar. Sayın Öcalan'ın avukatları İstanbul Barosu üyesi avukatlar ve bu konuda bir girişimde bulunmasını istedik ama İstanbul Barosu da maalesef Bakanlık ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı gibi talebimize olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadılar. Adalet Bakanlığı ve ülke içerisindeki hukuk kurumları değil, uluslararası hukuk kurumları da bu konuda yeterli ilgiyi ve çabayı göstermiyor bizce. Yine CPT'nin aynı şekilde bu konuda tutarlı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü yıllardır devam eden bir sistem artık politik haline gelmiş bir yalnızlaştırma, dış dünyadan izole etme bir tecrit sistemi uygulanıyor. Ancak buna yönelik gerekli adımlar atılmıyor maalesef. Bu konuşmanın başında da söylediğimiz gibi artık hukukla açıklanan bir durum değil maalesef. Bunu, eğer siz bu ülkede bu sorunu çözmek istiyorsanız, Orta Doğu'daki savaşlara ilişkin bir çözüm üretmek istiyorsanız burada önemli bir aktördür kendisi ve kendisinin dış dünyayla ilişkisinin koparılması değil, tersine o iletişim kanallarının açılması gerekir. Siyasetin de, siyasetçilerin de bu nedenle kendisiyle görüşmeye ve iletişimde olmaya ihtiyaçlar var.